Kayki TV'den herkese merhaba, ben Bahar Ünlü. Bugünkü konuğumuz Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Sayın Profesör Doktor Erdoğan Atmış. Erdoğan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Evet, gündemde dün de sosyal medyanın gündemindeydi. Orman Kanunu'nda yapılan yeni değişiklik var. Bu yönetmelik değişikliğine göre ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret belirlendiği takdirde tesis yapımına izin verileceği belirtildi. Tabii bu oldukça tartışma yarattı. Buna dair sorulabilecek çok şey var. Öncelikle şundan başlamak istiyorum. Türkiye Ormancılar Derneği'nin açıklamasında da bu belirtildi. Medyaya bu değişikliğin bu şekilde yansıması sanki ormancılık kanununda böyle bir şey yoktu, buna izin verilmiyordu gibi bir algı yarattı dendi. Bu çerçevede siz bu yönetmelik değişikliğini nasıl değerlendirirsiniz? Evet, bu yönetmelik dün yayınlandı ve sosyal medyada da medyanın bir kısmında da sanki bu yeniymiş gibi bu uygulamalar ormanların yapılaşmaya açılması yeniymiş gibi yansıtıldı. Halbuki bu yeni bir şey değil. 1980'li yıllardan beri özellikle 24 Ocak kararlarından sonra yani Türkiye'nin piyasaya açılmasından sonra ormanlar da bir piyasa malı haline dönüştürmeye başlanmıştı zaman. 1980'li yıllardan sonra. Ama özellikle 2000'li yıllardan sonra da bu keşfedildi, daha da farklı boyutlarıyla keşfedildi ve artık ormanlardaki her şey bir meta haline dönüştürüldü. Yani satılabilir bir mal ormanlar. Yani ormanlara bir ekosistem olarak yaklaşılmıyor. Ya yani ormanlara ekolojik dengenin bir parçası olarak yaklaşılmıyor. Ormanlara iklim değişimini önleyen, dengeleyen bir varlık olarak yaklaşılmıyor. Bir doğal varlık olarak yaklaşılmıyor. Ormanlar sadece bir arsaya dönüştürüldü. Bunu kimi zaman aşırı odun üretimi yaparak, kimi zaman da orman arazilerini farklı amaçlara tahsis ederek, kimi zaman da bu orman arazilerini anayasa izin vermediği için başkasına devretmeye, bunları da orman dışına çıkarıp başkalarına devrederek yapıyorlar. O yüzden bu tür uygulamalar eskiden beri var ama bu iktidar döneminde özellikle arttı. Bundan 5-6 yıl kadar önce yazmış olduğum bir makalede Bir Gün gazetesinde yazmıştım. Şunu demiştim. Ormanlar ekonomiye kurban olsun mu diye yazmıştım. Yani ormanlar bir şekilde ekonomiyi yandırabilmek için bir araç olarak görülüyor. Özellikle inşaat sektörü, ihracat sektörü ve enerji sektörü için. İşte bunları da zaten Türkiye ekonomisinin dinamikleri, o dinamikleri o alanda faaliyet gösteren şirketlerin maliyetlerini azaltmak için onların sağlayacağı ham maddeler veya alanlar tamamen ormanların yok edilmesinden kazanılıyor. Ve özellikle de 2018 yılından sonra biliyorsunuz bugünlerde bir ekonomik kriz yaşıyoruz ama bu yeni değil. 2018'de başladı bu yani döviz karşısında Türk lirasının değer kaybetmesi 2018'den beri sürüyor. En şiddetli anını şu an yaşıyoruz. İşte 2018'de de şunu hatırlatmıştım. Yani ekonomiye bir dinamik olsun diye ekonomiye bir fayda sağlamak için ormanları yok eden bu anlayış daha da ilerleyecek. Çünkü ülkede bir ekonomik kriz derinleşiyor. Bu ekonomik krizden çıkmak için de ormanlara daha çok yüklenilecek ve ilgili yasa ve yönetmelikler daha çok değiştirilecek demiştim. Şimdi bunları yaşıyoruz. Yani bunlar bizim için sürpriz değişiklikler değil. Çünkü sermaye istiyor ve iktidar da sermayenin istediği şekilde ormanları sermayenin emrine sunacak değişiklikleri yapıyor, uygulamaları başlatıyor. Evet, bu Türkiye Ormancılar Derneği'nin açıklamasında da geçen tabirle kanunda bundan önce ne gibi buna izin veren bu tip boşluklar vardı? Ne gibi değişiklikler yapılmıştı? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii yani bu aslında bu değişiklik bir kanun değişikliği değil bir yönetmelik değişikliği. Orman Yasası'nın 17. maddesi ve 18. maddesinde ormanlarda yapılacak çeşitli ormancılık amacı dışındaki faaliyetler için izinler verilir. Hatta 16. maddesinde de madenler için verilir. Bu yönetmelik onlarla ilgili değil. Ama 17. maddesinde birçok yani sayabileceğim 40'tan fazlaydı. Şimdi 50'ye yaklaştı bu değişikliklerle. Bir de 18. maddesinde de gene bir 20-30 tane uygulamaya izin verilir. Şimdi bunlar da dediğim gibi 17. ve 18. maddelerine dayanıyor Orman Yasası'nın. Şimdi bu değişiklikler daha önce 2014 yılında yapılmış olan
bir yönetmelikle uygulanıyordu zaten. Ve hem 17. maddeyle ilgiliydi bu yönetmelik hem 18. maddeyle ilgiliydi. Bu yeni değişiklik 17. maddeyle ilgili yönetmeliğe ayrı, 18. maddeyle ilgili yönetmeliği ayrı olarak yayınladı. Ve her birinin içine ormanların ormancılık dışı amaçlarla kullanılmasına olanak veren yeni maddeler eklediler. Neler onlar diye baktığımız zaman, ben onları dün bir bilgi notu hazırlayarak basında da paylaşmıştım benden isteyenlerle. Hatta Türkiye Ormancılar Derneği'nin bu açıklamasının yazımında da ben de yazan ekipten biriydim. Üç arkadaş birlikte hazırladık onu. Yani orada da bu açıklamada da var, görebilirsiniz. 17. maddede yapılan değişiklikle çeşitli gazlar, benim ismini bile bilmediğim çeşitli gazların depolanması için oluşturulmuş alanlar buna eklendi. Yine 17. maddeyle su yüzeylerinde bu HES'ler falan yapılıyor. Onların üzerindeki su yüzeylerinde güneş enerjisi üretecek tesisler yapacak şeyler veya otellerde, otellerin çatılarına ve uygun yerlerine güneş enerji tesisleri kurmasına olanak veriyor. Bu oteller zaten ormanlardan alınan izinle verilen yani otellerdi. Ormanlardan, devlet ormanları bu otel sahiplerine kiralanmıştı 49 yıllığına. Şimdi onlara ayrı bir izin veriliyor. Bunları çatılarına da güneş enerji sistemleri kurması için. Bunun gibi yani gene belli çevrelerin, işte belli bu konularda yatırım yapmış olan belli sermaye gruplarına bu tür hizmetler vermeye yönelik değişiklikler bunlar. Ama bunlar sıfırdan başlayan değişiklikler değil. Bu değişiklikler, ya bunlar, bu uygulamalar eskiden beri var. Şimdi tek tek oradaki maddeyi sayarsak, şimdi ben şuradan notlarımdan bir bakayım isterseniz şuradan. Mesela daha önceki uygulamada yol, liman, geri hizmet, havaalanı, demiryolu, telef hattı, tünel, patlayıcı madde, emniyet alanı, yer altında yapılacak patlayıcı madde deposu, savunma güvenlik tesisleri, enerji nakil hattı, trafo binası, enerji üretim tesisi yani termik santraller, HES'ler, pardon biraz nezleyim galiba, ölçüm ve gözlem istasyonları gibi sayıyordu. Bunlar bir sürü gölet, baraj, hastane, sağlık ocağı hepsi vardı. Futbol sahası, üniversite tesisi, eğitim tesisi, ilk orta lise. Bakın bunlar aslında 1980'li yıllarda da uygulanmak istenmişti ama 1980'li yıllarda Anayasa Mahkemesi buna uygun bulmamıştı. Ve üniversitelere yapılan işte Koç Üniversitesi veya başka üniversitelere yapılan tahsisler vardı. Bu tür tahsisleri iptal etmişti. Anayasaya aykırı olduğu için. Ve anayasanın ilgili maddesi değişmemiş olduğu halde bu iktidar döneminde tekrar bunlara verildi. Ve yetinilmiyor artık ilk, orta ve lise gibi dini eğitim tesislerine ve işte 2017'de yapılan bir değişiklik, bu yeni değişiklik değil, 2017'de yapılan değişiklikle dini eğitim tesisleri için yapılacak ibadethanelerin de orman içinde yapılmasına izin verildi. Yani o açıdan baktığımız zaman aslına bakarsanız anayasanın ilgili maddesi değişmedi ve Anayasa Mahkemesi'nin daha önce iptal etmiş olduğu şeyler, uygulamalar bunların çoğu ama aynı anayasa maddesi varken bu uygulamalar bir yönetmelikle veya yasayı 17. maddeyi ve 18. maddeyi değiştirerek tekrar uygulamaya sokuluyor. O anlamda hem o 17. madde, hem 16. madde, hem 18. madde anayasaya aykırı. Aynı şekilde bu yönetmelikler de anayasaya aykırı. Ama şu anda Anayasa Mahkemesi'ne baktığımız zaman Anayasa Mahkemesi bu konularda pek bir şey yapmıyor, bir karar almıyor. Bunu da biz şaşırıyoruz. Yani nasıl oldu bu karar, hukuk, yani madde değişmedi halde bu şekilde uygulanıyor. Neden? Çünkü İktidar ağırlığını koydu. Dedi ki biz ormanları istediğimiz şekilde kullanacağız. Mesela biraz önce dedi geniş şeyle ne var? Biraz önce adını unuttuğum gazlar. Azot, argon ve oksijen gazlarının kullanımı. Ondan sonra sağlık ocaklarına daha önce izin veriliyordu. Şimdi aile sağlık merkezlerine izin veriliyor. Onun yeni isim değişikliği. Artık sağlık ocakları yok. Aile sağlık merkezleri var. Bir de biraz önce söyledim. Adli hizmet binaları, adliyelerin yapılması. Adliyelerin inşa edildi ve cezaevleri. Yani orman içinde adliye binaları yapılabilecek, cezaevleri yapılacak. Ya başka bir yer yok mu? Kalmadı mı? Yok çünkü bedava ormandan aldıkları zaman kamu kurumları bu tür yatırımlara arazi bedeli ödemeyecekler. Olsun hazine arazisi de olabilirdi, boş bir hazine arazisi yok. Ormandan yapılabilecek. Ve ormanda asıl sorun burada.
Yani şimdi şurada gösterebilirim. Bakın. Burada eğer görünecekse ben dün bunların üzerine çok epey bir çalıştım. Böyle göstermeye çalışıyorum da Yok, görünmüyor şu gösteremedim anda. herhalde. Ha. Bahsedin Yani bir sürü isterseniz artı biraz. koydum. Bir sürü uygulama var. Bir sürü ve bunların her yıl yeni yönetmelikte de sayısı arttırılıyor. Sayısı arttırıldıkça ne oluyor? Bakın. Başlangıçtan beri 1980'li yıllardan beri bu tür 16., 17. ve 18. madde uygulamalarıyla 748 bin hektar ormanımız orman dışına çıkarıldı. Pardon, fiilen orman dışına çıktı. Resmen orman olarak duruyor. Bakın bu çok önemli. Ya buralara maden tesisleri açıldı, havalimanları açıldı, yollar açıldı, termik santraller açıldı. Ve sayabileceğim birçok tesis açıldı. Üniversiteler, hastaneler ve diğerleri açıldı. Ama buralar şu oteller açıldı, golf sahaları açıldı buralarda. Ama bu sahalar şu anda orman olarak gözüküyor. Üstünde otel var ama orman olarak gözüküyor resmen. Anlatabiliyor muyum? Çünkü anayasa gereği onları orman dışına çıkaramıyorlar, kiraladıkları bu yeri. Bu Ama yeri oralar gelmişken kime verildi? bahsettiğiniz 49 yıllığına bu işletmecilere, özel sektöre verildi bu alanlar. Hatta o 99 yıllığına gidecek. Yani bu sahalar 99 yılına birilerine verildi ve 99 yıl sonra ne olacağını biz bilmiyoruz. Ve o sahalar bu 99 yıl boyunca orman olarak değil, bir turizm işletmesi ya da bir termik santral olarak kullanılacak. Ve buralar hala da orman olarak görünecek. Ondan sonra da bizim yetkililerimiz diyecekler ki biz ormanlarımızı arttırıyoruz. 748 bin hektarlık saha ormanlarımızın %3'ünden fazlası bir kere bu şekilde yok edilmiş ve her yıl bunlara yaklaşık 40 bin hektar yeni saha ekleniyor bu şekilde. Bu artırılanlarla birlikte bu ortalama da artabilir. Yani 40 bin değil 50 bin hektar eklenecek belki. Asıl sorun burada. Pardon bir şey diyordunuz. Estağfurullah. İktidarın bunu da soracaktım. Yine bu TRT yayınında da gündeme geldi son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı. İktidarın ormanlık alanları arttığı iddiasıyla nasıl bir çelişki var diyecektim. Bahsettiğiniz gibi tesisler zaten orman olarak tanımlanıyor hala mı? Tabii yani siz şimdi ormanlarınızın %3'ünü fiilen orman olarak kullanmıyorsanız ve başka kullanımı açmışsanız ama hala oraları orman olarak kabul ediyorsanız ormanlarınız %3 artmış görünür değil mi? Bakın başka şeyler de söyleyeceğim size. Türkiye'de ormanlar arttı görünüyor doğru resmi. Orman Genel Müdürlüğü'nün Dünya Gıda ve Tarım Örgütü FAO olarak ya da FAO olarak adlandırılan örgüte gönderdiği rapora göre Türkiye'deki ormanlar artıyor. FAO da dünyada yaptığı sınıflamada Türkiye'yi 2010 ile 2020 yılları arasında ormanını artıran ülkeler arasında 6. sıraya koymuş. 114 bin hektar net orman artışı görünüyor Türkiye'de. Şimdi buna bakınca her şey çok güzel. Türkiye'de ormanlar artıyor. Türkiye 6. sıraya gelmiş orman artışında çok harika. Ama dediğimiz gibi bu %3'lük orman yok olmasını nereye koyacağız? O bu rakamların içinde orman olarak gözüküyor. Diğer yandan gene bu FAO'ya Orman Genel Müdürlüğü'nün gönderdiği şeye göre bizim bu artan ormanlarımız böyle ağaçlandırmadan falan artmıyor. Bizim yetkililer ne diyor? Biz şu kadar milyar fidan diktik, ağaç diktik diyorlar hatta ve ormanlarımız arttı diyorlar. Halbuki buraya gönderilen rakamlara göre 1940'lı yıllardan beri yapılan ağaçlandırmalardan sonra Türkiye ormanlarının sadece ve sadece %3,2'si ağaçlandırmalarla oluştu. Geri kalan 96,8'i kendiliğinden doğal gençleşme yoluyla oluştu. Yani bu o kadar biz ormanlarımızı şu kadar ağaçlandırma yaptık, arttırdık söylemi havada kalıyor ki. Diğer yandan bizim yaptığımız bir çalışmaya göre 2019 yılında Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerini kullanarak 2005 ile 2015 yılları arasında il düzeyinde Türkiye'de orman artışı var mı yok mu bunu araştırdık. Meslektaşım Hikmet Batuhan Gülşen'le. Bakın şunu bulduk. 60 ilde artıyor. 2 ilde değişmiyor. 19 ilde azalıyor. Peki 60 ilde artan iller hangileri? Göç veren iller. Yani Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Marmara, pardon Marmara demişim. Yalnız Akdeniz'in kırsal kesimleri, Doğu Anadolu. Buralarda ormanlar artıyor. Niye? İnsanlar tarımdan kopuyor. İnsanlar hayvancılıktan kopuyor. Meralar boş kalıyor. Tarım alanları boş kalıyor. Buralar kendiliğinden ormana dönüşüyor. Peki ormanı azalan iller neler? Marmara bölgesi. Üç il hariç bütün iller İstanbul dahil.
Yani demek istiyorum ki Türkiye'de bir orman artışı var ama bu genele yansımıyor. Göç veren illerde var bu. Ve bu da yani göç veren illerde olan bu artış da şeyden, ağaçlandırmadan değil dediğimiz nedenden. Ama göç alan iller, İstanbul gibi iller, Tekirdağ gibi iller, Bursa gibi iller, bunların hepsi ormanlar azalıyor. Bir de bu yönden bakmamız lazım. Bir de bunun üstüne hükümet de ya da şeyde ormancılık örgütü de yeni yeni bu tür düzenlemelerle yenilerini ekliyor. Şimdi bakın, demek ki Türkiye'de ormanlar öyle dendiği gibi artmıyor. Bir kere bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ondan sonra ormanlar neden azalıyor? Ormanlar bu tür mevzuat değişiklikleri nedeniyle azalıyor. Bu bir politika. Ormanları azaltmak Türkiye'de bir politika haline gelmiş durumda. Anayasada belli engeller var ama onlar belli şekilde aşılıyor. Nasıl? Örnek vermek istiyorum. İşte anayasa diyor ki ormanların, devlet ormanlarının mülkiyeti devralınamaz diyor. Yani bu mülkiyet bir başkasına geçirilemez diyor. O zaman ne yapıyorlar? Bu alanları kiralıyorlar. Halbuki anayasa aynı şekilde devlet ormanları devletçe yönetilir ve işletilir diyor anayasanın 169. maddesi. Şimdi ama o sahalara otel yaptılar. Oraların olarak özel sektör işletiyor. Bu anayasaya aykırı değil mi şu anda? Böyle uygulanıyor. Ve daha öte söyleyeyim bakın. Asıl sorun şurada. Mesela özel ağaçlandırma diye bir olay var. Özel ağaçlandırma. Yani özel ağaçlandırma nerede yapılır? Orman olmayan yerde yapılması gerekiyor. Hazine arazilerinde olabilir. Özel mülklerde olabilir. Ama özel ağaçlandırmalar nerede yapılıyor? Ormanlık alanlarda yapılıyor. Ve bunu o kadar kolaylaştırdılar ki. Böyle herkes koşuyor. Geçenlerde bir yönetmelik değişikliği yaptılar. Açtılar özel ağaçlandırmaya konu. 20 bin başvuru oldu aynı anda. 2 yıl önce. 20 bin başvuru oldu. Neden? Çünkü insanlar ben buraya işte ağaçlandırma yapacağım diye gelip elma ağacı da dikse, zeytin ağacı da dikse, sakız ağacı da, badem ağacı da dikse, orada sanki ormancılık yapıyormuş gibi kabul ediliyor ve buraya çeşitli binalar, tesisler kurabiliyor. Yani buraları, bu ormanları bir şekilde sahipleniyor. Hatta sakız ağacı dikerse deniz kenarına, göl kenarına bile yerleşim yapabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Ya bu şekilde orası devlet ormanı görülüyor ama aslında şahıslar tarafından işgal edilmiş alanlara dönüşüyor. Bir başka olay söyleyeyim size. Tabiat parklarımız var. Şehir ormanlarımız var. Ben kent ormanı demeyi tercih ederim ama literatürde şu anda şehir ormanı diye geçiyor. Bu alanlar gene ormanlarımızdan ayrılmış alanlar. Halkın rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılamak için ayrılmış alanlar. Bu alanlar da yapılması gereken insanların gelip oturacağı banklar, işte yürüme yolları falan yapmak buraya. Çeşitli kameriyeler, diğer şeyler, tesisler yapmak ama şimdi buralar şahıslara kiralanarak, düşük fiyatlarla kiralanarak şahıslar da buralara büyük lokantalar, tesisler, düğün salonları betonlaştıracak şekilde bunları yapıyor ve bu şehir ormanları, bu tabiat parkları onların sanki kişisel arazisi yani lokantasının bahçesi gibi kullanılmaya başlanıyor. Bu da bir başka işgal. Yani anlatabiliyor muyum? Bir şekilde ormanlar aslına bakarsanız anayasada yazan kuralları yok sayarak kişilere, belli sermaye gruplarına peşkeş çekiliyor ve bu da yönetmeliklerle falan yapılıyor. Burada şuradan bahsetmek isterim. Bahsettiğiniz anayasa maddesi sanırım sadece çelişen tek madde değil. Öyle değil mi? Tabii yani şöyle 169. madde kendi içinde de çelişiyor. O ayrı mesele. Bir de 170. madde var orman köylüleri ilgili ama kanunlarımız da çelişiyor. Yani mesela maden kanunu 2004 yılında değiştirildi. O maden kanununa uymak için, orman kanunu uydurmak için çeşitli düzenlemeler yapıldı. Ve Bunu ormancılıkla sormak ilgili yönetmelikler istiyorum. ona göre Mevzuatlar, değiştirildi. evet, yani hem çevre ve şehircilik planlamaları için olan mevzuatlar hem de maden mevzuatları orman kanunuyla aslında paralel değişimler gösteriyor. Öyle değil mi? Ama tabii buralarda ama ağırlığı mesela şöyle söylüyorum ağırlığı diğer kanunlara verecek şekilde buranın orman olması, ormanı korumasıyla ilgili hükümler yok sayılacak şekilde oranın kullanımıyla ilgili hükümler ağırlık kazanıyor. Maden kanunu mesela. Her yer maden sahasına dönüştürülüyor. Her yer maden sahasına dönüştürülüyor ve bundan hiç gocunulmuyor. Yani şu anda milli parklarda, korunan alanlarda bile
Madencilik yapılabiliyor, buna izin verilebiliyor bizim mevzuatımız gereği. Halbuki biz ormanları ne için koruyoruz ya da korunan alanları, milli parkları ne için ilan ediyoruz? Buralar dünyada da bulunmayan, az bulunan yerler, yaşam ortamları, çok değerli ekosistemleri barındırıyor. İçinde çeşitli nesli tehlike altında bitkiler var, hayvanlar var. O zaman bunları biz korumak için ayırdık. Hayır, bunlara bile izin veriliyor. Orman Bakanlığı muvaffakata alınarak ya da muvaffakata alınmadan da verilebiliyor bak. Ve bu uygulamalar artık çok ileri gitti. Örneğin Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılan değişiklikler var. 82 yılında çıkmış bu kanun. O zaman bile belli orman alanlarının turizm merkezi ilan edilerek yönetiminin Turizm Bakanlığı'na ya da şimdiki ismi Kültür Turizm Bakanlığı'na devredilmesi söz konusuydu. Geçtiğimiz yaz bir düzenleme yapıldı. Artık Turizm Bakanlığı, yani Cumhurbaşkanlığı'yla birlikte istediği ormanda otel ya da herhangi bir yatırım planlıyorsa planı hazırlayıp hemen uygulamaya koyabiliyor. Bunun önü açıldı. Yani Orman Bakanlığı'nın burası ormandır, burası milli parktır, burası değerli bir alandır deme yetkisi bile bırakılmadı. Böyle bir hale getirildi olay. O yüzden asıl sorun şu. Ormanlar biraz önce dediğim gibi bir ekosistem olarak, bir zenginlik, bir varlık olarak görülmüyor. Tam tersine bir sermayeye peşkeş çekilecek bir arsa olarak görülüyor. Ve böylece işte şuna bakın, İstanbul'un çevresi delik deşik. Neden delik deşik ormanlar? Şunun için. O İstanbul'un içindeki o yolları, köprüleri, binaları, siteleri yapmak için ne gerekli? Demir gerekli, alçı gerekli, çimento gerekli, mermer gerekli. İşte bir sürü malzeme gerekli. Bunlar nereden geliyor? İstanbul'un çevresinde açılmış olan maden ocaklarından geliyor. Oradaki maliyeti düşürmek için, ucuza sağlamak için. Böylece o müteahhitler ham maddeyi daha ucuza sağladıkları için yani daha çok kar elde edebiliyorlar. Maliyetleri düşüyor. Yani tamamen bu inşaat sektörünü ayakta tutmak için ormanlar yok ediliyor. Aynısı ihracat sektörü için geçerli. Aynısı enerji sektörü için geçerli. İşte bunların hepsine baktığımız zaman bütün bu uygulamalar buna orman dışına çıkarma işlemlerini de katarız. 2B olarak biliniyor. Şu ana kadar da 626 bin hektar ormanımız da orman dışına çıkarılarak yapılaşmaya açıldı. Yani bu da önemli bir rakam ve bununla yetinilmedi. 3 yıl önce bir kanun değişikliğiyle orman yasasının madde eklenerek, 16. madde eklenerek Cumhurbaşkanı'na istediği ormanı orman dışına çıkarma yetkisi verildi. Bakın istediği ormanı orman dışına çıkarma yetkisi verildi. Bu da anayasaya aykırı bir uygulama. Bu yetki verildi. Yani böylece ormanlar paramparça edildiği için şöyle bir kayıt var. 2008 yılında Orman Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu sürdürülebilir orman yönetimi raporu var. Bir de 2019 yılındaki rapor var. İki rapordaki parçalanma başlığını incelediğimizde ülkemiz ormanlarındaki parçalanmanın sadece 11 yılda, bakın 2008 ile 2019 yılı arasındaki 11 yılda şimdi bu rakamları %56 anlamında ormanlarımızın parçalandığını, bakın parça sayısının %56 arttığını görüyoruz. Burayı biraz açıklayabilir misiniz? Maden ruhsatları da sanırım buna izin veriyor. Parçalanma nedir? Yani büyük hektarlı alanların küçük ormanlara dönüşmesi. Bakın bazı ormanlarımız maden alanı oluyor. Bazılarına havalimanı yapılıyor. Bazısına yol yapılıyor. Bazısına işte rüzgar enerji santrali yapılıyor. Bazısına termik santral yapılıyor. Bazısı işte plantasyonlara ayrılıyor. Yani bu şekilde ormanlar parça parça ediliyor. Ormanların çeşitli yerinde gidiyorsunuz. Bir bütünlük olması gereken orman. Orada bir başka tesis var. Burada otel var. Öbür tarafta golf sahası var. Diğer tarafta enerji santrali var. Bunların sayısının, affedersiniz. Buyurun. Bu şekilde artması nedeniyle ormanlar ne oluyor? Sınırları değişiyor, parçalanıyor. Yani bir bütün olmaktan çıkıyor. Ve bu anlamda ormanları parça parça kaç tane ormanımız var diye baktığımız zaman 2008'de 100 ormanımız varsa 2019'da 156 ormanımız parçası var yani böyle. Bunları binlerle düşünün. Ve asıl tehlike ne? 10 hektardan küçük orman parçalarının sayısı %118 artmışken bu dönemde 10 hektardan büyük orman parçalarının sayısı azalmış. Yani büyük orman parçaları parçalara bölünmüş ve daha küçük parçalar haline gelmiş.
Asıl tehlike bu. Ya bizde orman kalmamış aslına bakarsın. Bunu yazdık birkaç kere. Kaç yerde konuştuk. Yani ormanlarımız bu kadar yok olurken biz buna ormansızlaşma diyoruz. Hem orman bozulması olarak adlandırılıyor hem de ormansızlaşma. İkisi arasında teknik bir fark var. Ve bu kadar yok edilmişken biz yeni yönetmelikler çıkararak ormanları biraz daha parçalıyoruz. Biraz daha sermayenin emrine veriyoruz. Bu olacak iş değil. Diğer taraftan biliyorsunuz ormanlar iklim değişikliğinde önemli bir rol oynuyor. Hem uyumda hem de iklim değişikliğini hafifletmede ve uyumda çok önemli. Çünkü karbon yutaklar. Yani karbon tutuyorlar ve havadaki karbon miktarını azaltıyorlar. Böylece iklim değişikliğine şiddetin azalmasını sağlıyorlar. Ve Paris İklim Anlaşması'nı da en sonunda Türkiye imzaladı geçen ay. Meclise getirdi, imzaladı. Çok güzel bir gelişme olarak duyduk. Bunu imzalayınca biz ne düşündük? İşte o zaman ormanları korumak için kurallar koyacaklar. Hiç de öyle olmadı. Hatta biliyorsunuz geçen ay 2 Kasım'da Glasgow'da yapılan işte 26. Küresel İklim Değişikliği konferansında oradaki gelen liderler bir deklarasyon yayınladı. Ormanlar ve arazi kullanımı. Ormanlar ve arazi kullanımı deklarasyonu yayınladılar ve dediler ki dünyadaki ormansızlaşmayı 2030 yılına kadar durduracağız ve geri çevireceğiz. Yani artık ormansızlaşma bitecek, ormanların artması başlayacak dediler. Bizim Çevre ve Şehircilik Bakanımız ülkemizi temsil ediyordu, o da bunu imzaladı. Yani biz de Türkiye olarak ya bağlayıcı olmayan bu deklarasyona imza koyduk. Bakın hem Paris Anlaşması'nı imzaladık, hem bu deklarasyonu imzaladık. Ne yapmamız gerekiyor bizim? O zaman şöyle dönüp, ya Türkiye'de biz hangi uygulamalarla ormanları yok ediyoruz? Ona bakmamız gerekiyor. Bakıyor muyuz? Hayır. Ona bakmadan gene bildiğimiz yoldan dümdüz gidiyoruz. Ormanları yok ederek devam ediyoruz. Ama bunun temel nedeni ne? Ne yazık ki Türkiye'deki bu ormansızlaşmanın farkına tam olarak varılmış değil. Yani yerel anlamda tepkiler var. Yani insanlar işte yaşadıkları yerde bir orman yok edilirken ona tepki gösteriyorlar, eylemler yapıyorlar, gerekirse hukuksal yollara başvuruyorlar. Ama bu tekil düzeyde kalıyor. Bu olay tekil bir olay değil. Bu genel bir uygulama. Çünkü niye? Hem anayasadaki boşluklardan, hem kanunlardaki boşluklardan ve kanunlardan, hem de yönetmeliklerle zaten bu devlet eliyle yapılıyor. O zaman ne yapılması lazım? Bu mevzuatın bir kere düzeltilmesi gerekiyor. Buna olanak veren mevzuatın ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun için hem o işte dediğimiz yerel hareketler, hem diğer sivil toplum örgütleri, hem muhalif partiler o halde bu konuyu gündeme getirecekler ki toplum bunun farkına varacak. Toplum bunun farkına vardığı zaman iktidar üzerinde bir güç oluşturacak ve iktidar bu uygulamalardan vazgeçecek. Ne yazık ki bu olmuyor. Şimdi ya diyeceksiniz ki halk ormanlar konusunda duyarsız mı? Duyarlı. Mesela ormanlar yandığı zaman herkes isyan ediyor biliyorsunuz. Yani yazın Temmuz, Ağustos aylarında ormanlar yanıyor ve herkes isyan ediyor. Hele bu sene Türkiye rekoru kırıldı. Yani hiç olmadığı kadar büyük yangınlar yaşadık. Normalde daha önceki yıllarda yılda 7 bin hektar orman yanıyordu. 2020'de 21 bin hektar yanmıştı. Şimdi 2021'de 170 bin hektarın yandığı iddia ediliyor. Ama resmi rakamlar 130 bin diyor. Avrupa yangın izleme biriminin belirlene göre 170 bin hektara artmış. Türkiye'de yanan miktar. Bu çok büyük bir rakam. Ve gerçekten insanlarımız isyan ediyor buna. Ama bakın size şunu söyleyeyim. Bu gerçeğin çoğu farkında değil. Her yıl ortalama, yani bu yıl yangınlarını katmayalım biraz şey, çünkü resmileşmediği için. Ama 2012 ile 2020 yılları arasındaki yılda ortalama yanan alan miktarımız 9700 hektar. Ortalama, yıllık ortalama. Peki, yılda bu dediğimiz orman yasasının 16. 17. ve 18. maddeleriyle ormancılık dışı amaçlara tahsis edilen ve bir daha fiilen orman olma durumunu yitiren alanların miktarı ne? 38 bin hektar. Yani yıllık yanan alan miktarının 4 katından bahsediyor. Dört katında böyle yapayım da yanlış anlaşılmasın. Böyle yapmıyorlar herhalde. Evet. Yani dört katı alan her yıl yok ediliyor. Devletin koyduğu kurallarla yok ediliyor. Kanunlarla yok ediliyor.
asıl halkımızın bunun farkına varması gerekiyor. Yani ormanlar devlet eliyle her yıl yok ediliyor ve üstelik yanan alanların 4 katı miktarında her yıl yok oluyor. O yüzden bizim asıl tepkimizi toplum olarak bu konuya vermemiz gerekiyor. Bu konuya vermemiz gerekiyor. Bu en büyük tehlike. Ne yazık ki bu konularda medyaya geldiği zaman hep böyle işte bir gün yangın geliyor, bir gün seller geliyor, bir gün işte böyle bir yönetmelik değişikliği geliyor. Ama bütün bunlara bir bütün değişik, bütünsel bir yaklaşımın gerekli ve bunlar masaya yatırılmalı. Ve rahatlıkla söyleyebilirim, ülkemizde ormanlar denildiği gibi artmıyor, artmıyor, azalıyor, azalmakla kalmıyor. Türkiye'de çok ciddi bir ormansızlaşma var. Bu ormansızlaşmayı da bizim önlemek için bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor. Bunu yapmazsak gerçekten bizi çok kötü günler bekliyor. Burada son olarak şunu da sormak istiyorum şimdi uzman olarak size. Bahsettiğimiz bütün bu uygulamalar ormanlarımızdaki ekosisteme, ormanlara, ağaçlara nasıl zararlar veriyor doğaya? Tabii ya, bir kere şöyle, orman alanlarında bu kadar yapılaşma olması, işte 2B'li orman dışına çıkan yerlere ne oldu? Binalar oldu, siteler yapıldı biliyor musunuz? Yani 626 bin hektardan bahsettim. Ne oldu? Bu tür ormancılık dışı amaçlara verilen yerlere termik santraller yapıldı, maden sahaları yapıldı, oteller yapıldı. Birçok şey oldu. Ormanlar hem parçalandı hem de aslında yaban hayatının olması gereken bu alanlar insanların kullanımına açıldı. Bu alanlarda insanlar bu alanları bu kadar işgal etmişken, bir de rekreasyon için insanlar artık bu alanları çok daha fazla kullanmaya başladı. Piknik için ve diğer şeyler için. Ne oluyor? Yazın özellikle Temmuz-Ağustos aylarında nemin az olduğu, kuraklığın çok olduğu, yerdeki otların çok kuruduğu zamanlarda bu insanlar, çok miktarda insan bu alanlardayken yangın riski artmaya başladı ve yangınlarımız onun için artıyor. Hem yangın sayısı artıyor hem de yanan alan miktarımız bu yüzden artıyor. Ormanlar bu şekilde parçalandığı için. Diğer taraftan siz bu ormanları otel yaparsanız, maden sahası yaparsanız orada yaban hayatı kalmaz. Hepsi başka yerlere göç eder. Ya da otel yaparsanız, maden yaparsanız zaten oradaki ağaçları olduğu gibi kesmeyiz. Oradaki bütün ağaççıkları, çalıları, otları kesmeyiz. Oradaki toprağı ortadan kaldırmanız gerekiyor. Yani orada bir artık ne biyolojik çeşitten bahsedebiliriz, ne bir yaşam ortamından, habitattan bahsedebiliriz. Orası artık sadece kağıt üzerinde ormandır. Fiilen bir orman ekosistemi değildir artık. Çünkü orman sadece bir ağaç da değil, orman oradaki işte diğer bitkileriyle birlikte, diğer yaban hayatıyla birlikte, havasıyla, suyuyla, toprağıyla birlikte ve onların birbirininle ilişkisini içeren bir ekosistemdir orman. Ama bu gidişle bizim elimizde ne yazık ki orman kalmıyor, ormanlar yok oluyor ve dediğim gibi ülkede ciddi bir ormansızlaşma var. Orman derken yani sadece ağaçların kaybolmasını değil, oradaki bütün yaban hayatını kastediyorum. Oradaki bütün bitkileri kastediyorum. Oradaki bütün mantarları kastediyorum. Oradaki ya canlı ve cansız bütün varlıkları kastediyorum. Bunların hepsi zarar görüyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum Erdoğan Bey. Çok güzel bir yayın oldu. Çok sağ olun değerli bilgileriniz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet, K2 TV'de bugünkü yayınımızda Profesör Doktor Erdoğan Atmış'la Türkiye'nin ormancılık politikalarını konuştuk. Bizi Twitter ve YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.